Kim olduklarını bilmiyoruz. Gerçek hikayelerini belki de hiç dinlemedik. Kazananın öldürüldüğü futbol maçları. Tanrılara kurban edilen insanlar. Kanla yıkanmış bir uygarlık. Peki boyları 1.50'yi bile geçmeyen tüm bu insanların yıldızlardan beklediği neydi? At nedir görmediler. Demir nedir duymadılar. Ama tarihin gelmiş geçmiş en muazzam uygarlıklarından birini kurmayı başardılar. Hala şaşırtan, bilim dünyasını her defasında heyecanlandıran bir uygarlık. Size efsaneleri, komplo teorilerini değil, gerçeği anlatmaya geliyorum. Maya uygarlığının gerçeklerini. Şu anda Amerika kıtasının ortalarında Chichen Itza'daki Kukulkan Tapınağı'nı görüyorsunuz. Dünyanın 7 harikasından biri. 4 tarafının her birinde 91 adet basamak var. Yani 364 basamak. Birini unutmuş olabilirler mi? Hayır. Zirvede bir yükselti daha var ve yılın 365 günü böylelikle tamamlanmış oluyor. Kenarlardaki büyük basamaklar ise 18 tane. Bu 18 aylık Maya periyodunu temsil ediyor. Kullandıkları bu takvim Romalıların Julian takviminden çok daha doğrudur ve modern takvimle arasındaki yıllık zaman farkı ise sadece 17 saniye. Günümüzden 1000 yıl önce inşa ettikleri bu piramidin ve daha nicelerinin sırlarını öğrendikçe inanın bana benim duyduğum hayranlığı iliklerinize kadar siz de hissedeceksiniz. Kukulkan piramidinin gizemlerine dönmeden önce size göstermek istediğim birçok şey var. Öncelikle komplo teorilerini konu olan bu muazzam halkı, Mayaları biraz tanıyalım. Mayalar M.Ö. 2000'li yıllardan itibaren Amerika kıtasının ortalarında uygarlık olarak varlık göstermeye başlamış bir halktır. Tüm dünyanın en uzun uygarlıklarından biri olmasına rağmen tek bir krallıktan söz edemiyoruz. Bunun yerine kendi aralarında çekişmeler olan çeşitli şehir devletleri Maya toplumunu oluşturuyordu. Bu insanları ilginç yapan özelliklerinden biri ise gezegenleri gözlemlemiş olmaları, hatta Venüs yıldızına göre düzenlenmiş takvimlerinin dahi bulunmasıdır. Şehir yapılanmalarını Orion takım yıldızı, Draco takım yıldızı gibi yıldız takımlarına yönelecek şekilde yerleştirmişlerdir. Bununla da kalmayıp yapılarını gök cisimlerine göre konumlandırdılar. Örneğin en parlak ya da önemli yıldızın olduğu yere şehrin en büyük yapısı, daha küçük ve silik yoğunluktaki yıldızların konumuna ise sıradan halkın yaşam alanları inşa edilirdi. Yollarsa parlak yıldızlar arasındaki şeritlerdi. Yol diyoruz. Ancak Avrupalılar bölgeyi keşfedene kadar Amerika kıtasında at ya da taşıma amaçlı kullanılan başka bir binek hayvanı yoktu. Yürümek ya da koşmak tek ulaşım unsuruydu. Kraliyet ailesine hizmet eden bir haberci günde 50 kilometre mesafeyi rahatlıkla koşabilirdi. Koşan haberciler aracılığıyla birbirleriyle sürekli iletişim halinde bulunan Maya şehirlerinin nüfusu 100 bini bulabiliyordu. Sıradan bir vatandaş şehrin sokaklarında bir cüceyle mi karşılaştı? O halde hareketlerine dikkat etse iyi olur. Çünkü Mayalar için cüceler kutsal kabul ediliyor, saray ya da tapınak çalışanı olarak görev yapıyorlardı. Bakın, şu anda ahşap bir cüce mayalının heykelini görüyorsunuz. Üzerinde obsidyenden yapılma bir ayna taşıdığı düşünülen heykel, kralın hizmetkarlarından birini temsil ediyordu. Kralı giydiren ve günlük bakımını yapan hizmetkarlar cücelerden seçilirdi ve muhtemelen heykeldeki şahıs, kral hazırlanırken ona ayna tutuyordu. Eğer heykelin dişleri günümüze kadar ulaşabilmiş olsaydı, dişlerine geçirilmiş taşları görebilirdiniz. Mayaların özelliklerinden biri, tarihteki ilk diş implantını gerçekleştiren toplum olmalarıdır. Erkekliğe geçiş töreniyle başlayarak genellikle ön dişlere oyuk açılır ve buraya çeşitli karışımlarla birlikte taşlar yerleştirilirdi. Nasıl yaptılar tam olarak bilmiyoruz. Ancak bu sadece törensel bir ayin değildi. Süslemenin de ötesinde Mayaların diş sağlığının korunmasını sağlayan, bitkisel karışımlar içeren bir tedavi yöntemiydi.
ne kadar acı verici bir işlem olsa da Mayaların antik dünyanın en sağlam dişlerine sahip olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Doğayla beraber yaşamayı öğrenmiş olan Mayalar, ayrıca yaralara da insan ve hayvan kıllarıyla dikiş atıyordu. Mayaların boyları ortalama 1.50 olsa da yabancılar için ürkütücü görünüşleri vardı. Kulaklarına dev halkalar geçirmiş insanlar, bedenlerine korkunç yara izleri kazıtmış savaşçılar. Halkın önemli bir bölümü şaşıydı ve alınları da basıktı. Maya toplumu için şaşı gözlere, açık ve basık alna sahip olmak asalet kabul edildiği için bebeklerin alınlarına tahtalar bağlanır ve şaşı olmaları amacıyla da gözlerinin önüne boncuklar asılırdı. Bu sayede normal gözlerle görülemeyecek olan dünyanın sırlarını daha iyi anladıklarına inanırlardı. Çıkarılan birçok Maya kafatasının şeklinin görseldeki gibi olması nedeniyle birçok komplo teorisi vakayı uzaylılara bağlamış olsa da bu sıra dışı bir geleneğin bilinçli şekilde yanlış yorumlanmasından başka bir şey değil. Yine de Maya toplumunun bu ilginç görüntüsünden korkmak için hiçbir sebep yok. Şuna emin olun ki antik dünyanın en barışsever toplumlarından biri olarak savaşın az, barışın ise hayatın her alanına hakim olduğu bir yaşam tarzına sahiptiler. Bir özellikleri hariç, onların da karanlık bir tarafı var. Hem de gerçekten karanlık. Bu kabartmalara dikkatle bakın. Kabartmalar tarihin en korkunç spor müsabakalarından birini anlatıyor. Tam da burada, gördüğünüz bu sahada. Bu antik sahada 7'şer kişilik iki takım arasında futbola benzer bir müsabaka gerçekleştirilirdi. Kazananın öldüğü bir maç. Yanlış duymadınız. Kazananın öldüğü bir maç. El ve ayakları kullanmadan kalça, omuz ve göğüs gibi çeşitli bölgelerle 5 kiloluk kağıçuk topla oynanan bu oyunda amaç topu yukarıdaki delikten içeri sokmaktı. Günlerce devam edebilen bu maçlarda kazanan takımın lideri kafası kesilerek tanrılara kurban edilirdi. Kafa bir çubuğa saplanır ve sonrasında ise başka dini oyunlarda oynanmak için kullanılırdı. Kurban edilen kişinin daha iyi bir hayata gideceğine yönelik olan inanç, tarafların ellerinden geldiğince maçı kazanıp kurban edilmek için mücadele etmesine neden oluyordu. Tabii ki her müsabaka kurban amacıyla yapılmazdı. Dini bayramlarda ya da eğlencelerde bazen de tanrıları onurlandırmak için müsabakalar yapılırdı. Savaş esirlerinin maçlarında ise kazananlar da kaybedenler de ölürdü. Sahanın bir diğer özelliği ise kralın locasının bulunduğu bölümdeki muazzam akustik sistemi. Öyle ki kral oturduğu yerden konuşma tonuyla bir cümle kurduğunda bu söz tüm sahada herkes tarafından rahatlıkla duyulabiliyor. Bu muhteşem akustik bugün bile deneyimlenebiliyor. Bilim insanları yaptıkları araştırmada locada kullanılan yapı taşlarının içinde mercan resiflerine ve deniz canlılarının kemiklerine rastlamış, akustiğin de böyle bir planlamayla sağlandığını keşfetmişlerdi. Chichen Itza'daki bu sahanın hemen yakınında, videonun başında da belirttiğimiz dünyanın yeni 7 harikasından biri olan Kukulkan piramidinde de benzer bir özellik var. Piramidin yılanlı yönünde ellerinizi çırptığınız anda alkışınız size Quetzal kuşunun sesi olarak dönüş yapıyor. Bu günümüze kadar bir tesadüf mü, bilinçli olarak mı yapılmış bilinmiyordu. Ancak mercan parçaları ve balık kemiklerinin piramidin tek bir yönünde dizayn edilmiş olması, ayrıca Quetzal kuşunun Mayalar için kutsal kabul ediliyor oluşu ve diğer bulgular da artık tasarımın bilinçli olduğunu düşündürüyor. Rahibin ellerini çırpmasının kutsal kabul edilen bir kuş sesi olarak geri dönmesi, dönemin halkını manevi yönden etkiliyor olmalıydı. Piramidin yılanlı yüzünde bir başka mühendislik harikası daha kendini gösteriyor. Tarım temelli bir ekonomisi olan Mayalar için ekme ve hasat dönemi büyük bir öneme sahipti. Piramidi öyle bir konumlamışlardı ki ilkbahar ve sonbaharda ekinoks anında piramide gelen güneş ışınları yılan başının arkasında S çizen bir gövde uzantısı oluşturuyor. Bu yılan Kukulkan adıyla bilinen bir tanrıdır. Piramidin adı da bu Kukulkan isimli yılan tanrıdan gelmektedir.
tüylü bir yılan olarak şekillendirilmiş olsa da Maya metinlerinde onun aslında bir yılan olmadığı, beyaz insan ırkına mensup olduğu açıkça belirtilir. Toltek, Maya, Aztek ve İnka metinlerine göre insanlarla bir süre yaşamış, onlara doğru yolu gösterdikten ve uygarlığı öğrettikten sonra göklere geri dönmüştür. Kimi metinlerde ondan tek bir kişi olarak değil, çoğul olarak söz edilir. Ünlü Maya kutsal kitabı Popol Vuh'ta şöyle denir: "Onlardır vücut veren, onlardır yaratan, onlar yeşil ve mavi ile çevrilidirler." Kukulka'nın Maya dilindeki okunuşuysa Kukulkaan'dır. Acaba yılan olarak şekillendirdikleri ama dini kitaplarında beyaz bir insan olarak anlatılan Tanrı Kukulkan inancı nasıl ortaya çıkmıştı? Belki de dünyanın diğer ucundan kâşifler gelmiş ve sonra da gitmişlerdi. Maceracı Vikinglerin Kristof Kolomb'dan 470 yıl önce Amerika kıtasına ulaştıklarını biliyoruz. Ancak Kukulkan inancı çok daha eskiye dayanıyor. Belki de binlerce yıl önce hiç beklemedikleri bir sima ile karşılaşmışlardı. Dünyanın diğer ucundan gelen bir sima. Belki de sadece bir hayal ürünüydü. İşte bu gerçek bir gizem. Bu öyle bir gizemdi ki heyecanla inandıkları ve bir gün dönüşünü bekledikleri o beyaz adam yıllar sonra gelecek ve hepsinin sonunu getirecekti. Mayalar hayatın ve zamanın bir zıtlık ve döngüden ibaret olduğuna inanırdı. İyi ve kötü, dişil ve eril, gece ve gündüz, yaşam ve ölüm, iyi tanrılar ve kötü tanrılar, mevsimler ve doğa bu zıtlık ve döngü üzerine kuruluydu. Kukulkan piramidinin yapılışındaki temel unsur da aslında bu inanç esasıdır. Yılan tanrı ekinoks tarihinde belirir ve yavaş yavaş kaybolarak yer altına iner. Bu da yağmurlu mevsimin ya da hasat zamanının başlangıcıdır. Eğer beklenen döngü gerçekleşmez ve yağmur mevsimi başlamazsa, işte bu sefer tanrılar biraz daha kurban istiyor demektir ve kan banyosu başlar. Buradaki kabartmalar, savaşlarda esir alınan insanların kellelerinin kabartmaları. Kurban edilen yüzlerce esirin kafatası bu kabartmaların önüne üst üste çubuklara saplanarak sergilenirdi. Kurbanların bedenleri ise şehrin bu kısmında toplanır ve insan yiyen köpeklere verilir, temizlik işlemi tamamlanmış olurdu. Kurbanlar sadece esirler değildi. İnsanlar kendilerini gönüllü olarak da kurban edebilirdi. Tabii ki bazı özellikleri olmalıydı. Çoğunlukla doğum saati ya da bedendeki bir farklılık bu işaretlerden bazılarıydı. İnsanlar çocuklarını da kurban olarak verebilir ya da tapınağa hediye edebilirdi. En çok tercih edilenler ise bakire kızlardı. Çünkü saf ve masum oldukları düşünülürdü. Kurban ritüelinin ise dini güne ve ihtiyaca göre çok farklı türleri vardı. Genellikle kalbi rahip tarafından çıkarılır, hala atan kalp havaya kaldırılır, ardından da tapınağın içerisinde sunak taşına konulurdu. Bazen de kurbanlar, şehirlerdeki senata adı verilen ve kutsal kabul edilen berrak su kaynaklarına atılırdı. Günümüzde kalbi çıkarılmış, kafası kesilmiş ya da senatalara atılarak kurban edilmiş sayısız iskelet çıkarılmaya devam ediyor. Konusu açılmışken kristal kafataslarından da bahsetmek gerekiyor. Geçtiğimiz yıllarda medyaya düşen, Mayalar tarafından yapıldığı ve gizemli güçleri olduğu ileri sürülen kristal kafataslarında yapılan incelemeler, bu kafataslarının modern aletlerle 19. ve 20. yüzyılda sahte eserler olarak Avrupa'da üretildiğini ortaya çıkarmıştır. Böylelikle bilim bir efsaneyi daha çürütmüş oldu. Neyse, biz şimdi Mayaların gerçek hikayesine geri dönelim. Mayalar yazıyı günlük hayatta kullanıyorlardı ve 800 simgeden oluşan yazı sistemleri vardı. Ancak bu kadar gelişmiş bir yazıyı sadece toplumun eğitimli azınlığı kullanabiliyordu. Ayrıca 20 tabanlı sayı sistemini de üretmişlerdi. Yazıtlar 100 milyonlu sayılarla hesap yaptıklarını ve belirttikleri tarihlerin çok eski zamanlara uzandığını ortaya koymaktadır.
hayatlarındaki birçok şeyi yazıya dökmüş olmalarına rağmen İspanyollar bölgeyi işgal ettiklerinde bunları pagan kitapları olarak gördüler ve hepsini yaktılar. Çok az bir kısmı ve şanslıyız ki dini kitaplar günümüze kadar ulaşabildi. Maya toplumu aile üzerine kurulmuştu ve kadın ve erkek arasında iş bölümü vardı. Para tabii ki yoktu. Ama alışverişler kakao meyvesiyle ya da elinizdeki diğer ürünlerle takas şeklinde yapılıyordu. Örneğin bir tavşanın değeri 10 kakao meyvesiydi. Bana ilginç gelense dostlar, dünyanın iki tarafında birbirinden habersiz yaşayan toplumların aile, din ve devlet temelinde gelişmiş olmaları. Sizce de ilginç değil mi? Bu durum bize insanın doğasını biraz da olsun özetlemiyor mu? Şimdi Maya toplumunun ilginç bir özelliğini size anlatmak istiyorum. Halk arasında suç yok denecek kadar azdı. Zaten günün önemli bir bölümü tarlalarda ya da çeşitli işlerde çalışmakla geçiyordu. Ama halk da uysal ve itaatkardı. Birine zarar vermek istediklerinde ise bunun farklı bir yöntemini uyguluyorlardı. Dini inançlarına göre her Mayalının bir hayvanla ruhani bir özdeşliği olurdu. Mesela sizin erk hayvanınızın karga olduğunu düşünelim. Başınıza kötü bir şey gelmesini isteyen kişi bir kargayı öldürür ve neticesini beklerdi. Aynı durum iyilik için de geçerliydi. Bakın, burası Tikal Antik Şehri. Bugün Guatemala'da bulunan bu 2400 yıllık Maya şehrinin muazzam mimarisi insanı hayrette bırakıyor. 3000 binadan oluşan ve nüfusu 120 bine varan bir mega şehir. 60 metreden daha yüksek piramitler, dev saraylar, balo salonları, eğlence mekanları aniden terk edildi ve ormanın sessizliğine bırakıldı. Terk edilişi uzun yıllar büyük soru işaretleri doğurmuş ve komplo teorilerine neden olmuştu. Ancak araştırmalar, şehrin su kaynaklarına yoğun miktarda civa karıştığı, büyük nüfusun doğal çevreyi tahrip etmesi sonucunda başlayan kuraklıkla da terk edildiği sonucunu gün yüzüne çıkarmıştı. Daha da ilginci, bu dev şehirlerin inşasında ne hayvanlardan faydalanılmış ne tekerlek kullanılmıştı. Ellerinde demir bile yoktu. Amerika medeniyetlerinin demiri keşfetmemiş olmalarından dolayı kılıçlar dahi obsidyen adı verilen bir tür volkanik camdan yapılırdı. Mayalar tüm bu dev şehirleri inşa etmekte kullanacakları tonlarca kayayı oyma aletleriyle kırarak getirmiş ve yine bu aletlerle yontmuşlardı. Taşıma işlemini ise kaydırarak ve sürükleyerek insan gücüyle yaptılar. Alın teri ve usta matematik. Mayalar bize bir şey kanıtlamıştı. İnsanoğlunun elindeki imkanlarla yapabileceklerinin en iyisini başarabileceğini kanıtlamıştı. Ancak her muazzam uygarlık gibi bir gün onların da sonu geldi. Önce kuraklık, sonra Aztek işgalleri, daha sonrasında ise coğrafi keşiflerle gelen İspanyol saldırılarıyla medeniyetleri son buldu. Milyonlarcası İspanyollar tarafından yakıldı, işkencelere maruz kaldı, acılar içerisinde öldürüldü. Bıraktıkları eserler yağmalandı. Zenginlikleri Avrupa'ya götürülürken, hayatta kalanlar ya savaşarak ya da köle olarak asırlarca yaşamaya çalıştı. Bekledikleri o beyaz adam onların sonunu getirmişti. Bugün ise artık bir devletleri yok. Belki atalarından bile daha gerideler. Ancak Orta Amerika'da 7 milyon Mayalı dillerini ve kültürlerini korumaya ve antik dünyanın gizemli tanrılarını yad etmeye devam ediyor. Onlar insanlığa örnek oldular. Onlar insanlığı değiştirdiler. Tarih sahnesinden acılar içinde silinseler de isimleri unutulmadı. Onlar Jaguar'ın çocuklarıydı. Onlar Mayalılardı. Ben Engin Deniz. Kanalıma abone olmayı ve şu an ekranda gördüğünüz Instagram hesabımdan beni takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.